Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet sevgili yeni dokuzlar. Bu videoda sizinle beraber artık 9 dokuz derse dokuza başlıyorumun 5. dersindeyiz. Dolayısıyla bu ders kümelere başlıyoruz. Yani mantık konusunu bitirdik. Tabii ki de mantığın son bir bölümü var. Niceleyiciler dediğimiz bir konu başlığı var. Ama onu dönem içerisinde Eylül ayından itibaren anlatacağım. Çünkü öyle çok da zor bir konu değil. Çok da karşınıza çıkabilecek bir konu değil. Dolayısıyla onu birazcık e, öteledim. Yani yaz kampı için çok da üstüne düşmenize gerek yok. Ama Eylül ayında tabii ki de o dersi de detaylı bir şekilde anlatacağız. Hiç merak etmeyin. Bu videoda sizle beraber dediğim gibi nereye başlıyoruz? kümelere başlıyoruz. Bu yüzden hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım bakalım. Önce bir tanımlayalım. Küme nedir? Şimdi kümenin aslında tam bir detaylı tanımı yok. Sadece şöyle aktarıyoruz. İyi tanımlanmış nesneler topluluğu diyoruz. Buradaki en önemli kelime grubu şu. ...iyi tanımlanmış olması. Yani sana göre basit, bana göresi yok. Herkes aynı şeyi anlayacak. Kümeyi oluşturan nesnelerin herkes tarafından işte şurası önemli... ...aynı şekilde anlaşılması gerekir. Tamam. Ee, birazdan örneklerini vereceğiz zaten. Önemli notlarını hemen söyleyeyim. 4 tane notumuz var. Birincisi, kümeler büyük harflerle gösterilir. A, B, C gibi. İkincisi, bir kümeyi oluşturan nesnelerin her birine bu kümenin elemanı denir. Hani diyorsunuz ya eleman bak bir işte bu eleman o eleman tamam mı? Bir küçük a elemanı eleman ee, bir kümenin kendisine o kümeye ait ise şu şekilde gösteriyoruz. A diyoruz elemanıdır a'nın tamam mı? O eleman nereden geliyor o işaret? Euro'dan geliyor. Oradan aklına gelsin. Artık hani avro mu diyorsun, euro mu diyorsun? Çünkü matematikle eşleştir yani. <laughs> Alakası yok tabii ki de. Elemanıdır A şeklinde gösterildi. Ama ait değilse de o zaman da diyoruz ki A elemanı değildir A kümesinin. Tamam? Bu şekilde ifade edilir. Semboller çok önemli. Özellikle kümelerde çok fazla sembol var. Çok fazla sembol kullanacağız bu yüzden. Dikkat edin tamam? Buralara sizin için yıldız yapayım mı? 10 numara 5 yıldız yıldız yapar. 5 yıldızlar. Türkiye'nin A ile başlayan illeri dediğimde sen de aynı şeyi anlarsın, ben de aynı şeyi anlarım. Mesela Türkiye'nin A ile başlayan illerin say dediğimde Zonguldak der misin? Demezsin. Ee, Adana deriz, Ankara deriz. Bunları sayarız. Yani ikimiz de aynı cevabı veririz. Herkes aynı şeyi anlar. Dolayısıyla biz bunun için ne diyeceğiz? Tabii ki de bir küme diyeceğiz. 3 basamaklı doğal sayılar. Mesela çok net, çok iyi tanımlanmış. 3 basamaklı doğal sayılar. işte 100, 101 böyle böyle nereye kadar gideceğim? İşte 9.99'a kadar gideceğim. Kümenin elemanı çok fazla hocam. Olsun ne fark eder. Yani o küme onu alabiliyorsa alabiliyor netice olarak. Dolayısıyla benim için bu da bir kümedir. Ama en sevdiğim müzikler dersen. Müzik ne ya? <laughs> en sevdiğim müzikler dersen orada bozuşuruz. Çünkü ben ne bileyim senin en sevdiğin müziği değil mi? Dolayısıyla sana göresi bana göresi farklı olur bu yüzden de iyi tanımlanmış olmaz. Bu yüzden bu arkadaş küme belirtmez. Tamam. Geçtim. Şimdi kümeleri göstereceğiz tabii ki de. Madem tanımladık bir de gösterelim. 3 tane yöntemimiz var. Birincisi liste yöntemi. Yani listeliyoruz, sıralıyoruz. Mesela A kümesinin elemanları 3 taneymiş. 1, 2 ve 3. Bu şekilde aralara virgül koyarak bir küme parantezinin içerisine yazarız. Geldik küme parantezine. O benim 10 e, yıldır yapamadığım, e, umarım sizin daha iyi yapacağınız işaret. Şurada gerçi hazır yapılmış var. O yüzden hazır yazdırttırdık. <laughs> Ama ben yapmaya kalkarsam e, şu şekilde e, bir küme parantezi açıyoruz buna küme parantezi diyeceğiz. İşte yazıyoruz elemanlarımız kimlerse 1-2-3 e, bitti mi elemanların sonra ne yapıyorsun şöyle kıvırıyorsun kapatıyorsun tamam. E, sıkıntı yok şöyle gösterin hocalarınız anlar yani çok da mumtazam yapmak zorunda değilsiniz. Benim gibi takılanlar olursa şekil şu kullarda tamam e, ikinci gösterim Venn şeması. E, en çok liste yöntemi kullanılır bu arada. Onu da söyleyeyim. E, Venn şeması çok kullanılmaz. Bu biraz daha ilkokul ilkokulvari bir gösterim. İşte A kümesini yazarız. Bir tane yuvarlak çember değil tabii daire diyelim. Çünkü içini dolduracağız. Daireyi attırırız oraya. Sonra ne yazarız? 1, 2, 3 işte kümelerin e, kümenin elemanlarının her birinin başına noktalar şöyle koyarak. Çünkü ayırt edilmesi lazım ya. O yüzden karışmasın birbiriyle. E, bu şekilde gösterim de bulunuruz. Venn şeması Gösterim. Tamam. Bir diğeri daha böyle e, ne nasıl diyelim? Lisevari kullanım diyelim. Ortak özellik yöntemi. Bunu da ilkokullarda kullanmayız çok. X öyle ki deriz. 2 nokta üst üste öyle ki demek. Yani öyle bir şey ki aklın durur. Hani çok önemli bir şey anlatıyormuşuz. Havası yaratırız öncelikle. X öyle ki. X bir daha X diyoruz. X doğal sayıymış ve x küçükmüş 5'ten. Şimdi ben bunu ortak özellik olarak yazdım. Aslında burada birkaç tane eleman var. Kim var? Hadi liste yöntemiyle bu kümeyi gösterelim. Yani bak biliyorsun daha önceki dersi anlattım. Yani matematik tembellik işi. Adam hepsini yazacağıma diyor. Diyor ki ben diyor x doğal sayı diyeyim. Bir de 5'ten küçük olduğunu belirteyim. Gerisini o düşünsün diyor. Her mevzuda olduğu gibi burada da öğrencinin işini zorlaştırma üzerine kurulmuş bir sistem var. Haberiniz olsun. Şimdi x doğal sayı 5'ten küçük. E ne de var? 4 var, 3 var, 2 var, 1 var, 0 var mı? Çabuk söyle. Tabii ki de var. Tamam 0 1 doğal sayıdır çünkü kümeyi kapattık bitti. İşte böyle yazacağına liste yöntemiyle gösterecek olsa kümeyi 4 3 2 1 0 ya da 0 1 2 3 4 fark etmez yazacaktık. Ama işte dediğim gibi üşenmiş kestirmeden yazmış. Gerçi burası daha uzun oluyor ama bunu şey olarak düşün daha büyük Arkadaşlar da daha büyük kümelerde tabii ki de ortak özellik yöntemi daha verimli olur tamam. Böylece 3 gösterimi de söylemiş olduk. En önemli notumuz burada şu: bir küme içerisinde eleman bir kere yazılır. Çünkü matematikte israfa yer yok tamam mı? Mesela e, şu küme Venn şeması içerisinde bir tane daha bir yazmam çünkü orada var zaten tamam. Hop dur geçme. Nereye gittin? Heh. E, <laughs> Dolayısıyla aynı eleman iki kere yazılmaz. Matematikte dediğim gibi israfı sevmiyoruz. Hadi şu notumuza bakalım. Ee, ki orada bunu söylemişiz zaten. Kümelerin eleman sayısı diye de bir durum var. Şimdi... Ee, eleman sayısını nasıl gösteriyoruz? Ee, aslında sayı diyorum ya oradan aklına gelsin. Mesela A kümesi dedik ya A kümesinin eleman sayısını S'den gelsin aklına sayı S. Oradan sonra parantez içerisinde A yazıyoruz geçiyoruz. Artık hangi kümenin istiyorsan B kümesi ise e, S B diyorsun işte S C vesaire şeklinde gösterilir. Bazı kitaplarda M şeklinde de küçük M şeklinde de gösterilir. Hani Melih gündüzden aklına gelsin hemen araya yapıştırdım reklamı. Şimdi çok önemli bir soru. Bence buna yıldız atın. Çünkü en sizi tongaya düşürecekleri yer burası. Şimdi hangileri doğru ifadelerdir? <laughs> İki tane ifade var. Kümesi verilmiş. Şimdi dikkat edersen küme şurada başlıyor. Bak A kümesi demişiz. Şu iğrenç küme parantezimle belirttim orayı. Bir var tamam. İki var tamam. Sonra bir küme parantezi geliyor işin içerisine. Onun içinde de 3-4 var tamam mı? Sonra 5 var. Burada senin yanıltmaya çalışıyoruz. Aslında böyle 1, 2, 3, 4, 5 var gibi. Hayır. Küme gösterimlerinde işin içerisine başka bir parantez daha girdiği anda bunu tek sayıyorsun. Tamam mı? Çünkü bu gruplamış onu. 3 ile 4'ü bir araya gruplamış. Dolayısıyla onu bir eleman sayacağız. Tamam mı? Dolayısıyla da e, geldim soruma. Bak birinci oyuncu ne demiş? E, A kümesinin eleman sayısı 4 tane demiş. 4 mü bakalım? Şu 1. Bu 2 burası 3 tamamı 3 burası da 4. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru artıyı çaktım. İkinci öncüle bakıyorum şöyle bir temizlik yapayım şurada. i̇kinci öncülde de 4 elemanıdır A'nın demiş. Şimdi bakıyorum. 4 buranın elemanı mı? Sen diyorsun ki ya hocam burada var zaten elemanıdır bence diyorsun. Ve zank diye sıfırı yiyorsun e, değildir. Neden? Çünkü 4 diye bir eleman burada yok. Az önce ne demiştik? Burayı bir bütün, bir grup gibi düşüneceksin. Orada tek bir eleman var. O da şu. Bak, oradaki eleman şu. Tamam? Dolayısıyla hangileri doğru? E bu da doğru. Pardon, bu doğru değil tabii ki de. Bu yanlış oldu. Dolayısıyla bir doğru, iki yanlış diyoruz ve geçiyoruz sıradaki sorumuza. Şimdi yine bir küme verilmiş. Buna göre bak A kümesi veriliyor. B kümesini A'ya bağlı bir şekilde veriyoruz ve ardından B kümesinin eleman sayısını soruyoruz. Hadi gel yapalım. Şimdi B kümesi diyor ki x kare var bende diyor. x kareler öyle ki x x karelerden oluşuyor yani b kümesi x de elemandır a'mış yani a'dan geliyor x der. yani kaynağımız a dolayısıyla hadi gel yapalım şimdi x a'dan geliyorsa a kümesinde zaten 4 tane eleman var alayım hepsini şuraya kimler varmış eksi 2'ler geliyor eksi 1'ler geliyor arka sıralardan 0 ve 1'i de aldığımıza göre şimdi artık ben x kareleri yazabilirim. Niye sadece ona işaret koydum ki? Evet hepsine eşittir koydum. Şimdi X kare. X eksi 2 ise karesi 4'tür. X eksi 1 ise karesi 1'dir. X sıfırsa karesi 0'dır. X 1 ise karesi 1'dir. Şimdi artık B kümesini yazabilirim. Açtım o iğrenç parantezlerimi ve yazıyorum. 4, 1, 0 ve yine 1 yazacak mıyız? Tabii ki de hayır. Çünkü bir eleman bir kümeye bir kere yazılır tamam mı? Bu da kulağına küpe olsun. Dolayısıyla S, B. Yani B kümesinin eleman sayısı 3 diyor. Geçiyoruz. Tamam mı? Burada bak ikisi aynı olduğu için bir kere yazılır. İsraf matematikte hiç yeri yok. Geldim boş kümeye. Şimdi sana boş küme anlatacağım. Ee, yani kümenin boşu. Bayağı bildiğin içi boş. Yani elemanı olmayan küme. Tamam. Dolayısıyla bu kümeye biz boş küme diyoruz. İki tane gösterimi var. Ee, birincisi şöyle küme parantezi, küme parantezlerini açıyorsun ama içi boş. Ya da direkt şu şekilde yani sıfır yazıp üstünü çiziyorsun gibi e, bu şekilde gösterebilirsiniz. Şimdi bir örnek mesela. A kümesi x'lerden oluşmuş ve x öyle ki x'ler öyleymiş ki doğal sayıymış ve sıfırdan küçükmüş. Ya kimi kandırıyorsunuz siz? Sıfırdan küçük doğal sayı olur mu? Almaz tabii ki de. Dolayısıyla diyorsun ki A eşittir A'nın da boş küme. Dikkat edersen bak küme parantezi yok. Sadece bu sembolü kullanacaksan küme paranteziyle işin yok. Veya nasıl gösterebilirsin? A eşittir küme parantezlerini açar. içini boş bırakırsın. İki türlü de olur. Tamam. Hemen şuna bakalım. Gün sayısı 32 olan aylar. Var mı böyle bir şey? Yok. O zaman bu bir boş kümedir. Tamam ee, yani ortak özellik yöntemiyle sunmuş bize gün sayısı 32 olan aylar var mı? Yok o zaman boş küme. B kümesine dikkat ediyorsun. Bak şimdi nasıl bir tuzak? Allah'ım şu nasıl bir tuzaktır ya. Ama biz kanmayacağız. Partikül tayfa buna kanmaz. Neden? Çünkü bak ne yapmış B kümesinde biliyor musun? B kümesini yazmış. Küme parantezini açmış. Artık bunun içine ne yazarsa yazsın. Bak ne yazarsa yazsın. O benim elemanım olur. Buraya sembol atmış. Bunu artık küme parantezi açtıktan sonra boş küme sembolünü koyarsan oraya. Ben onu sembol sayarım. Boş küme ifade ediyor gibi düşünmem. Dolayısıyla burada B kümesinin eleman sayısı 1'dir. O da şu semboldür. Tamam. Bu bir boş küme değildir. Tamam. Bu kadar. C kümesini 7 ile 11 arasındaki asal sayılar demiş. Hemen bir bakalım 7 ile 11 arasındaki sayılarımıza kimler var? 8 var, 9 var, 10 var. 8 asal mı? Değil. 9 değil, 10 değil. O zaman bu arkadaş kabak gibi bir boş kümedir. Yok elemanı yok. 7 ile 11 arasında asal sayı yok çünkü. Devam ediyorum edemiyorum. Bu son sayfam mı? Aa son sayfaymış. <laughs> Ders bitmiş hocanın haberi yok. O kadar yani. Peki o zaman bu dersi burada bitirelim noktalayalım. Devamı detaylı bir şekilde yine gelecek ama... Dediğim gibi yaz tatilindeyiz şöyle üstün körü gibi geçiyoruz. Yani her konudan birazcık bilgimiz olsun. Dediğim gibi o hocalar soracak ya boş küme. Aa hocam elemanı olmayan küme mi diyeceksin sen orada çat diye kendini söyleyeceksin. Hoca dönecek böyle tam tahtaya yazı yazarken arkasına dönecek söyledi onu diyecek. Sen de gururla parmağını kaldıracaksın. Ben söyledim hocam diyeceksin. Çat. Çocuğum senin numaran kaç diyecek. Alacak açacak defterini basacak yüzü geçecek. İşte bu kadar. Mevzumuz bu. Tamamen bu yaz kampının olayı bu. Ee, hocalara buradan çağrımızı yineliyoruz. Lütfen erken cevap verenlere patlatın yüzü geçin. Elinize mi yapacak, değil mi? Parayla mı sanki? Ver yüzü gitsin. Çalışmalara devam. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.